Şimdi listemizde Zümrüt Hanım var. Zümrüt Hanım da benim çok eskiden tanıdığım, çok değerli, çok iyi yetişmiş bir iktisatçı. Değil mi? İktisatçı diyeceğiz. Evet. Bir miktar bu ara sesi kesildi gibi ama sesi kesilmeyen de yok galiba ortalıkta, öyle değil mi? Hocam televizyondayım sürekli, ne yapayım? Peki buyur. Gerçekten ben doktorumu bitirip Türkiye'ye döndüğümde ilk Taner Hoca ile beraber bahçe... Yok mu? Açık görünüyor mu? Açık. Şimdi? Şimdi açık. Duyuluyor mu? Evet. Biraz yakın. Tamam, biraz daha yakın. Doktoramı bitirip Türkiye'ye döndüğümde ilk Taner Hoca ile çalışmaya başladım Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Kendisi dekanımızdı. Betam'ın da kurucularından ve fikir babalarından aynı zamanda. Araştırmalar merkezimizin. Hala ben o zaman biraz daha yüksek sesle konuşmaya çalışayım. Şöyle şey. Oradan da Bahçeşehir'den daha sonra TÜSİAD'a geçtim. Kendisi de başka üniversitelere geçti zaten ama hiçbir zaman bitmedi. Belki o yüzden mi diyorsun hocam, sesiniz kesildi diye. Az görüşürüz diye mi diyorsun? O zaman ben bunu... Tamam, teşekkür ederim. Şimdi Uğur Bey çok güzel zaten bahsetti ama ben de çerçeveyi biraz daha genişleterek yeniden çizmeye çalışayım. İki tane büyüme döneminden bahsetti. Doğrudur. Bir 2001-2009 arasında Türkiye'nin bir büyüme dönemi vardır. Küresel krize kadar olan dönem. Orada ortalama Türkiye'nin büyüme hızı 2002-2007 arasındaki 5 yılda, yani krizler arasında %7 civarındadır. Yüksek bir büyümedir. İkinci dönem küresel kriz sonrasında, 2010'u da şey yıl olarak görürseniz, krizden çıkış yılı, 11-17 arasını alsanız, 2011-2017 arasında, orada da büyüme oranı yaklaşık 6,5'tur. Birbirlerine çok benzerler. Bu anlamda iktidar doğal olarak çıktığında şunu söylüyor: büyüyoruz, sorun ne ki? Ama aşağıdaki dinamikler çok farklı, büyüme dinamikleri. İlk dönemde tabii 2001 krizinden sonra yapılan reformların çok ciddi bir önemi var. Şimdi orada ciddi bir yapısal dönüşüm oldu Türkiye'de. Finansal sistemde biz önemli bir reform yaptık, bankacılık reformu. 2001 öncesinde bizim bankacılık sistemimiz neredeyse tamamen hükümetin borcunu, tahvilleri satın alan, normal bildiğimiz bankacılığı çok da fazla yapmayan bir sistemdir. Ve bankaları denetleyen ciddi bir kurum da açıkçası yoktu. Özellikle kamu bankaları hiç zaten direkt iktidara bağlı gibi çalışan bir yapıdaydı. Bizim orada yaptığımız reform şunu getirdi: bankacılık sistemi bankacılık yapmaya başladı Türkiye'de. Dolayısıyla borçluluk oranlarının arttığından bahsediyoruz. Genelde bu sanki çok olumsuz bir şeymiş gibi konuşuluyor kamuoyunda ama bu olumsuz bir şey değil. Biz bir finansal derinleşme yaşadık. Bizim banka kredilerimizin milli geliri oranı %10'du 2002'de. Şimdi %70'e çıktı. Zaten normal ülkelerde de böyledir. Yani bankacılık sistemi topladığı mevduatı gene işte vatandaşlara ya da firmalara borç verir. Niye? Çünkü vatandaşın da kendi hayat döngüsü içerisinde kaynağa ihtiyacı olan dönemler vardır. Girişimcinin de kaynağa ihtiyacı vardır. Şirketlerin de hem operasyonel işlemler için hem de yatırımlar için kaynağa ihtiyacı vardır. Ve bankacılık bu anlamda gerçekten özel sektöre hizmet eden bir yapıya dönüştü. Şimdi böyle bir yapıya dönüşürken tabii ki regülasyon tarafı çok önemliydi. Ve biz o reformu, BDDK'yı, SPK'yı, benzer merkez bankamızı bağımsızlaştırarak ve oradaki kadroyu uzmanlaştırarak yaşadık. Şimdi böyle bir sistem altında regülasyon, iyi regüle edilen bir bankacılık sektörü sağlıklı çalışır. İyi regüle etmezseniz sağlıksız çalışır. Fark etmez hangi rejim, hangi siyaset, hangi ideoloji altında çalıştı. İyi regüle edilmesi gerekir. Biz bu finansal derinleşmeyi şöyle yanlış anladık. O %10'lardan %70'e çıktı ya bizim kredilerimiz. Tabii ki ilk başlarda çok küçük bir yerden başladığı için çok hızlı büyüme oranları vardı. %30-40'larla kredi büyüyordu. Bu da ciddi anlamda Türkiye'nin gelişimini finanse etti. Büyümesini finanse etti. Şimdi biz bu sonsuza kadar devam edecek zannettik. Ya da iktidar en azından bunu zannetti. Ve özellikle küresel kriz sonrasında da Uğur Bey'in bahsettiği gibi yurt dışındaki faiz oranlarının da düşmesiyle bu kredi genişlemesi daha da büyük bir imkanı kavuştu. Yurt dışından da borçlanarak kredi verebileceğimizi biz fark ettik. Yani sadece yurt içinde topladığımız mevduat değil, artık dış kaynak da çok önemli bir hale geldi. Zaten şu anda verilen kredilerin %60'ı mevduat, 40'ı dış kaynak durumunda.
Ve kredilerin mevduatları oranına bakarsanız %150'deyiz Türk lirasında. Yani 100 liralık Türk lirası mevduatımıza karşılık biz 150 lira Türk lirası kredi vermiş durumda bankacılık sektörümüz. Bu zaten bankacılık sektörünün ne kadar sınırlarına kadar kullandığımızı gösteriyor. 2013 yılında ben Bernanke Mayıs ayında çıkıp, ya biz artık bu parasal genişlemeyi bitireceğiz. Bundan sonra da yavaş yavaş dolarları sistemden çekeceğiz dediği noktada bizim regülasyonu sıkılaştırmamız gerekiyordu. Ve bu kredi büyümesinin kontrol altına almamız gerekiyordu bir nebze. Çünkü orada biliyorduk ki yurt dışı finansman maliyetleri artacak. Kurlar daha da fazla yükselecek. Bütün gelişmekte olan ülkeler bundan etkilenecek. Halbuki biz ne yaptık? Gezi olayları vesaire dedik. Bu yüzden ekonomi kötüye gidiyor. Bu yüzden faizler yükseliyor zannedip bunu ideolojik gördük. Ve gereken regülasyonları yapmak yerine mevcut regülasyonu da gevşettik. BDDK'ya bakarsanız o günden sonra yaptığı tüm politikalara civataları var. Küçük küçük şeyler işte karşılık oranlarıdır şunlar. Hepsi gevşetildi. Bankacılık sektörü sürekli daha fazla kredi vermeye teşvik edildi. Büyüme de bu yolla sağlanmaya çalışıldı. Şimdi burada 2009 yılında alınan bir karar çok kritiktir. Çünkü bizim borçlanmamızın bu kadar sorun yaratmasının sebeplerinden biri de döviz cinsinden borçlanıyor olmamız. Yani kendi paramız cinsinden değil döviz cinsinden. Yoksa Japonya çok borçlu bir ülkedir. Hele kamu borcu boğazına kadar batıktır Japonya. Çin'de şirketler müthiş borçlu. Amerika deseniz Amerika'da da kamu borcu %100'lere ulaşmış durumda. Herkes borçlu, orada niye sorun olmuyor da bizde sorun oluyor ki biz onlar kadar bile borçlu değiliz gerçekten. Hani bazen Berat Bey ülke ülke dolaşıyor, Mehmet Şimşek de yapardı. Biz o kadar da borçlu değiliz, hane halkında durumu iyi vesaire. Aslında haksız değiller, biz o kadar borçlu değiliz. Ama biz kendi para cinsimizden borçlanmadık. Biz döviz borçlandık. Ve döviz basmak, piyasaya döviz vermek imkanımız kısıtlı. Neyle kısıtlı? Uğur Bey'in söylediği gibi dışarıdan gelen parayla kısıtlı. Dışarıdan buraya para gelmezse biz bu borcu döndüremeyiz. O yüzden bu borcu döviz cinsinden borcu arttırmak riskli. İktidar 2009 yılında bir karar aldı. O zamana kadar döviz geliri olmayan şirketlere döviz cinsinden kredi verilemiyordu. Ama global kriz sırasında faizler çok düşüktü. İşte yurt içinde de kriz vardı. Bunu da işte regülasyonu gevşetmek derken bunu da kastediyorum örneğin. O kural değiştirildi ve döviz cinsinden geliriniz olmasa da kredi alabilmeye başladınız döviz cinsinden şirket kesimi olarak. Bu şu açıdan da önemliydi. Türkiye'nin enflasyon oranı yüksek biliyorsunuz. TL'de bu enflasyon oranlarıyla vadeler çok kısa. Kimse tasarruflarını böyle uzun vadeli 5 yıllık 10 yıllık fonlarda tutmak istemiyor. Herkes 1 aylık 2 aylık yerlere yatırıyor ve bizim ortalama mevduat vademiz 45 gün. 45 günlük mevduatla bankacılık sektörü 10 yıllık yatırım finanse etmeye çalışıyor. Mümkün değil. Bunu döviz kredisi almak zorundasınız. TL cinsinden almaya çalışsanız ne vadesi mümkün ne fiyatı aşırı yüksek bu enflasyon ortamında. Dolayısıyla uzun vadeli yatırımlar için ağırlıklı olarak döviz kullanıldı. Artı bu regülasyon da gevşetildiği için üzerine bir de işletme sermayesi için küçük firmalar bile döviz kullanmaya başladılar. Mesela bu regülasyon da 2013 yılından itibaren sıkılaştırılmalı, değiştirilmeliydi, bazı limitler getirilmeliydi. Biz bunu geçen Mayıs ayında yaptık. Mayıs ayında Merkez Bankası'nın da katıldığı bir şeyle, düzenlemeyle o belli ölçekteki firmalara döviz cinsinden borçlanmak yasaklandı. Çok geç. Yani 2013'te yapsaydık bugün daha iyi bir noktada olacaktık. Ha, bir de bunun yanında temelde enflasyonlarımızı düşürmemiz gerekiyor. Eğer biz TL cinsinden borçlanabilmek istiyorsak, uzun vadeli fon bulabilmek istiyorsak ilk başta yapmamız gereken enflasyonlarını düşünmek. Bizim enflasyonumuz 3-4 civarında olsaydı, %8-10 yerine ki şimdi 25'lere çıktı. Çok da uyarmıştık yani 8-10 istikrarlı bir seviye değil, bu kolaylıkla yukarı gider diye. Hele ki kuru serbest bırakırsanız, ki Merkez Bankası'nın elini ayağını bağlarsanız ve maalesef oralara geldik. Fakat bizim bu enflasyon oranını düşürmemiz gerekiyor ki TL cinsinden uzun vadeli ucuz fon yaratabilelim işletmelerimize, şirketlerimize. Yoksa biz gene dövizle borçlanmaya geri döneceğiz. Bu krizi atlatsak bile. Dolayısıyla aslında reform diye sordukları zaman en önemli yapısal reformlardan biri Türkiye'de enflasyonu kalıcı şekilde %5'in altına düşürmektir.
Bu çok ciddi fark yaratacaktır. Ha, ondan sonra dolarizasyonla uğraşırsınız. İstiyorsanız sözleşmeleri de TL'ye çevirtirsiniz. İşte bir takım koşullarda getirirsiniz. Dövizde borçlanma karşı vesaire. Niye? Çünkü alternatifi oluşturursunuz. Önce alternatifini yaratmanız gerekir. Yani sorunu çözmek istiyorsanız alternatif yaratmadan, yasaklayarak çözemezsiniz. Şu an iktidar bunu yapmaya çalışıyor maalesef. Pek çok düzenlemeyle. İşte şeyler maalesef geri geldi. İhracat bedellerini yurt içine getir, TL'ye çevir. Onu TL yapma, onu döviz yapma, bunu yapma. Maalesef yan yollara sapıyoruz. Ana problemi çözmediğimiz için. Şimdi geldiğimiz noktada ciddi bir döviz borcumuz var. Kurlar her yükseldiğinde bu döviz borcu şirketlerin bilançolarını bozuyor. Dolayısıyla bankaların da bilançosunu bozuyor. Onlara borç verenler. Bu son Ağustos ayına kadar, son 3-4 yıldır her kur şokunda biz zıplıyorduk. Aman bilançolar bozuluyor, aman kur gene gitti. Merkez Bankası hadi çıksın TL'yi savunsun vesaire. Çünkü açık pozisyon olan firmalar hakkında çok endişeliydik. Bunların bankacılık sektörü üzerinde problem yaratması, bankacılık sektörü borcu da biliyorsunuz eninde sonunda kamu borcuna dönüşür. Çünkü bankaları kurtarmak zorundasınız. Bankalar batarsa bütün ülke batar. Bundan endişeliyken Ağustos ayında bu kırılganlıkların da geldiği son noktada bir diplomatik krizle tetikleme yaşandı. Ve yurt dışından gelen kaynak kesildi. Bankaları çünkü Amerika'nın yaptırım yaptığı ülkeye kimse para vermek istemez açıkçası. Bankaların limitleri anında kesildi. Bizim politika yapıcılarımız faiz arttırmak istemiyorlardı ama swap hatlarını kestiler. Aman yurt dışında yabancının eline TL geçiyor. TL'yi de açığa satıyorlar, döviz kuru yükseliyor diye. Öyle yaptığınız anda bankacılık sisteminin kendisine swap yapma, yani kur riski ve vade riskine karşı koruma aracını elinden alıyorsunuz. Birdenbire o piyasada TL faizleri %15'lerden %28'lere fırladı. Dolayısıyla bankaların kaynak maliyetleri aşırı derecede arttı ve kredi faizleri hiç yurt içinde Merkez Bankası faiz arttırmamasına rağmen birdenbire kredi faizleri %40'a fırladı. Müthiş bir kredi daralması geldi dolayısıyla. Bankalar kimseye kredi vermemeye başladılar çünkü kaynak yok. Olan kaynak da aşırı pahalı. O pahalı paradan 35-40'tan kimse almak istemiyor zaten. Ama öyle bir noktaya gelmiştik ki ikinci haftasında Ağustos'un ve koskoca üyelerimiz, bayağı büyük firmalar, ben bugün 38'den buldum. Öyle mi, biz 37'den bulduk falan. Böyle konuşmalar geçmeye başladı TÜSİAD'ın içinde yani. Ve bulan sevinmeye başladı artık parayı. Şimdi şu anda verilere bakarsanız bu kredi daralması çok aşikar. Özel bankalarda kredi daralması %12'lere kadar varmış durumda. Ve bankalar küçülüyorlar. Bilançolarını küçültüyorlar. Küçültmek de zorundalar bu ortamda. Bugün İş Bankası'nın sendikasyonu açıklandı. Öncesinde Akbank'ın vardı biliyorsunuz. Akbank zar zor %100'e varmıştı. İş Bankası'nınki bunun altında kaldı. Küçük bankalar zaten çok zorlanıyorlar kaynak bulmakta. Dolayısıyla kredi daralıyor. O zaman ne oluyor? Sadece açık pozisyon olan şirketler değil, en sağlıklı, en böyle riskini falan bile almayan insan nakit problemine düşüyor. Bankadan likitte bulamıyorsunuz. Piyasada talep daralıyor zaten. Şirketler arasındaki güven bunalımı var. Kimse ödeme yapmıyor. Mal vermek istemiyor adam, tahsilat yapamayacağım diye. Tahsilat yapamayan zaten borcunu ödeyemiyor. Böyle bir likitte sıkışıklığı var. Dolayısıyla biz şu anda kur şoku değil, kredi şoku için yaşıyoruz, likitte şoku yaşıyoruz. Ve bunun kanallarını açmak, yani bundan çıkmanın tek yolu bankacılık sistemine bakacak o dış kaynağın kilitlerini açmak. Bu da yani ne yapacağımızı belki son 5 dakikada söylerim ama en başta bankalardaki o sorunlu kredilerden bir şekilde o sorunu çözmemiz gerekiyor. İkincisi, yurt dışından buraya para gelmesinin yolunu açmak için piyasanın kurallarına göre oynamak zorundasınız. Yani IMF'den para alacaksınız, IMF gelip kural koyuyor, IMF kurallarına uyuyorsunuz. Piyasadan da para bulmak istiyorsanız piyasanın kuralları var, piyasanın kurallarına uyacaksınız. İnatlaşamazsınız piyasayla. Merkez Bankası bağımsız olmasın diyemezsiniz. Ben mali politikayı umursamayacağım diyemezsiniz. İşte faiz enflasyon yaratır. Yani bunlarla piyasadan para bulmak mümkün değil. Şeffaf olmak zorundasınız. Uluslararası ekonominin kurallarına uymak zorundasınız. Ben burada durayım. Sonra detayları.